Deprem bölgelerindeki enkazdan çıkarılan ya da evleri yıkılan çocukların kaybolduğu ve kaçırıldığına yönelik iddialar da çıkmıştı. Özellikle sosyal medyada yayılan bu iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocukların bakanlık personeli dışında üçüncü bir kişiye asla teslim edilemeyeceğini söyledi. Peki enkazdan çıkarılan çocukların tedavi, koruma ve aile teslimi süreci nasıl işliyor? Nisan Korkmaz'ın haberi. Enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukları da komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım diyen herhangi birine teslimi söz konusu değil. Enkaz altından çıkan ve yanında ailesi olmayan çocuklar nereye götürülüyor? Güvenlikleri nasıl sağlanıyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık o soruya böyle yanıt verdi. O çocukların sadece il müdürlükleri tarafından belirlenen personellere teslim edilebileceğini söyledi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin de enkazdan çıkan çocukların hastane koruma ve teslim sürecini CNN Türkiye anlattı. Çocuklarımızı oluşturduğumuz bilgi formuyla kayıt altına alıyoruz. Fiziki görüntülerini, göz rengi, saç rengi, herhangi bir gözlüktür, aparat kullanıyorsa bunları mutlaka kayıt altına alıyoruz. Daha sonrasında fotoğrafını da çekerek TÜBİTAK tarafından hazırlanmış bir bilgi sisteme yüklüyoruz. Peki çocuk konuşamayacak kadar küçükse ne olacak? Doğum belgeleri ya da en son itibariyle de belki DNA testi istemek durumunda kalacağız. Bu testler sonucunda da resmi kanıt oluştuktan sonra teslimini yapacağız. Deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklar deprem riski olmayan illere nakledildi. Biz bu çocuklarımız için bir bileklik sistemi uygulayacağız. Biz ona taburcu esnasında teslim aldığımızda beyaz bir bileklik takacağız. Üzerine ismini yazacağız ve bir numara vereceğiz. O numarayı da dijital sistem üzerinden diğer özelliklerini de tanımlayacağız. Her il için farklı bir renk bileklik verilecek ve daha sonra çocukların aileleri başvuru yaptıklarında hangi ildeki enkazdan çıktığını söylediklerinde çocuklarına daha kolay ulaşabilecekler. Peki çocuklarına ulaşmak isteyen aileler nereye başvuracak? İlk kayıt Sağlık Bakanlığı tarafından sağlandığı için Alo 184 üzerinden, Sabim hattı üzerinden ilk bilgileri alabilirler. Daha sonraki süreçte taburculuk süreçleri başladıktan sonra bizim kuruluşlarımıza çocukları geleceği için bu süreç içerisinde de yine Alo 183'e başvurarak kayıt oluşturabilirler. Bakanlık ayrıca depremden etkilenmiş ve yanında ailesi olmayan çocukların teslim edilebileceği yer ve irtibat kişilerinin de bilgilerini paylaştı.